Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Görümcem kendisine bu şekilde hama boncuklardan almış. Bu boncukların içerisinde böyle beyaz şablon da göndermişler. Başka hiçbir şeye gerek duymuyorsunuz. Üzerine şekli belirledikten sonra, yaptıktan sonra stand üzerine pişirme kağıdı koyup üzerine ütülüyorsunuz ve birbirine yapışmış oluyor. Hama boncuk diye geçiyor ismi de. Kendisine görümcem bu şekilde bir şablon hazırlamış, ütülemiş. Gördüğünüz gibi sert, oldukça sert. Yani bu şekilde sert kısmı. Evet. Bu da yumuşak kısmı. Evet. Bunun üzerine kupa koyacak. Herhangi bir şey içtiğinde koltuğun üzerine koyabilir. Aynen anneciğim. Evet. Koltuğun üzerine, sehpanın üzerine koyup üstüne kupa da koyarsa çok güzel bir şekilde hem kombinlemiş olur hem de sehpa, koltuk zarar görmemiş olur. Sıcak kupalardan dolayı biliyorsunuz. Biz şimdi oğlumun çantasına süs yapmak için bir şablon belirledik. İnternetten bulduk bu şablonu. Bir yılbaşı şekeri yapacağız. Daha sonra onun delik kısımlarından ip geçirip oğlumun okul çantasının fermuar kısmının ucuna takacağız. Çok da güzel olacak diye düşünüyorum, bakalım. Ama siz benimkimi beğeneceksiniz. Evet, bu da çok güzel olmuş. Bakalım, istediğiniz şeyleri yapabiliyorsunuz. Yani farklı her desenden yapabilirsiniz. Yılbaşı ağaç süsü de olabilir bu mesela. Biz şimdi çantaya takacağız ama yılbaşı ağacına da takabilirsiniz. Yılbaşı ağacı içinde çok güzel bir süs olabilir bunlar. Evet arkadaşlar, görümcem deseni yaptı. Şimdi bunu ütüleme kısmına geçeceğiz. Bu şekilde. Evet, şimdi üzerine pişirme kağıdı koyduk ayımardan. Ütülüyor. Ne kadar ütülemek gerekiyor anne? İyice böyle şey olması lazım, basılması lazım. Yerinden çıkardık arkadaşlar. Şimdi tekrar ütü yapıyoruz. Düzleşsin diye. Arkadaşlar bu şekilde oldu. Buna ip geçireceğiz daha sonra dediğim gibi. Arkadaşlar ipimizi de taktık. Kolaylıkla girdi. Bu şekilde istediğiniz yere takıp kullanabilirsiniz.